Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Change Data Capture konusunu işleyeceğiz. Bunun için de DB-Zoom kullanacağız. Veri tabanımızda olan değişiklikleri, bu update, insert, delete olabilir. Yani transactional log oluşturan bir işlem yaptığımızda anlık olarak dinleyip Kafka Connect yardımıyla Kafka'ya produce edeceğiz. Ben şöyle bir örnek düşündüm. Bir product entity'miz olsun. Bu entity'de stock parametresinin adedine göre son kullanıcıyı bilgilendirelim. Stock değerimiz sıfırlanınca bunu anlık olarak takip edip ürünün alınabilmesini, sepete eklenmesini önleyelim. Stok bilgisi güncellendiğinde, ürün girişi olduğunda kullanıcıya bir bildirim gönderelim. Biz bu işlemle sürekli veri tabanına gidip stok bilgisine select atmamış olacağız. Biz projelerimizde veri tabanına ne kadar az sıklıkla gidersek o kadar verim artar. Yani ben stokla ilgili bir transactional log oluşturduğumda bir event üretsem, bunu da Kafka'ya konsüm eden servisler iş lojiğine göre işlese, işte biz bugün bunu örneklemeye çalışacağız arkadaşlar. Bir product entity'miz olacak. Spring Boot'la yazılmış. Burada Postgre'ye burada bir CRUD işlemi gerçekleştireceğiz. Daha sonra DB-Zoom aracılığıyla Postgre'deki bu değişiklikleri anlık olarak Kafka'ya produce etmeye çalışacağız arkadaşlar. Tekrardan da burada bir consumer'ımız olacak. Kafka'yı dinleyecek ve burada iş lojiğimize göre bazı işlemler yapmaya çalışacağız. DB-Zoom'u da bu sisteme entegre edebilmemiz için DB-Zoom'u ayağa kaldırdığımız hostta Connectors isminde bir API var. REST API var arkadaşlar. Buraya projemizle ilgili özellikleri, değişkenleri set edip bir post işlemi gerçekleştireceğiz. Ve DB-Zoom'umuz artık PostgreSQL'deki değişiklikleri anlık olarak algılayıp Kafka'ya gönderecek. Gönderirken de bu değerlerin Postgre'deki önceki değeri, şu anki değeri, işte bu operation'ın ismi, source'u gibi bazı özelliklerle payload oluşturup bunu Kafka topiğimize göndereceğiz arkadaşlar. Spring tarafında da bu topiğimizi dinleyip bazı aksiyonlar almaya çalışacağız. Gün sonunda da DB-Zoom'un kullanım amaçlarıyla alakalı çeşitli bilgilerimiz olacak. Spring Initializer'dan ben bir proje oluşturdum. Lombok, Kafka, Web, JPA ve işte Postgre'yi kullanacağımız için bunun driver'ın oluştuğu bir dependency'leri çektim. Ve isimlendirmemi yaptıktan sonra arkadaşlar bunu oluşturdum. İşlemimizi hızlandırması amacıyla da işte dependency'lerin çekilmesi ve indeksleme işlemlerini hızlıca yaptık. Daha sonra ben arkadaşlar bu DB-Zoom'dur, Kafka'dır, Postgre'dir bunları hızlandırmak için Docker'da ayağa kaldıracağız. Bunun için bir Docker Compose'um olacak. İsterseniz onu oluşturmakla başlayalım. Ya bu standart internetler yerde bulabileceğiniz Zookeeper, Kafka, işte UI için Call kullanacağım. Postgre'nin Docker Compose'u, DB-Zoom için Compose yamalı. Bunları ayağa kaldıracağız. Bu şekilde sistemlerimizi birbirleriyle haberleştirmeye çalışacağız. Burada ekstra bilmemiz gereken DB-Zoom'da işte o anki offset değerini, ne bileyim config değerlerini bizim için Kafka'da oluşturacağı topiklere set edecek arkadaşlar. Topiklere gönderecek. Bunu bilmemiz gerekli. Ayrıca hani bazı sürümlerde otomatik olarak geliyor ama biz gene de şunu set etmemiz lazım. Yani database işlemlerinde DB-Zoom'u kullanabilmemiz için şu işlemi yapmamız lazım. Onun haricinde normal dediğim gibi standart Zookeeper, Kafka ve herhangi bir UI kullanabilirsiniz. Bir UI ekledim buraya. Bolca isterseniz hemen resource'umu eklemek istiyorum. Application Property'ye. Burada da her zaman kullandığımız de Postgre'nin driver'ı, dialekti, username, password'ü ve yaptığımız işlemleri anlık olarak terminalden görüntüleyebilmek için show SQL'lerini ve SQL formatını true yaptım. Port değerimi ve database ismimi verdim. URL'imi oluşturdum. Dediğim gibi bunları ilk başta yapıyorum ki daha sonra ayağa kaldırırken sıkıntı çekmeyelim. Ve hemen
Burada paket isimlerini oluşturmakla başlayacağım. Her zamanki gibi model paketim olacak. Bir repository paketim olacak. Servis paketim olacak. Controller paketim olacak. Kafka ile alakalı bazı işlemleri gerçekleştireceğim için bunu bir paket halinde oluşturacağım. Ve biliyorsunuz arkadaşlar, Kafka'da bizim gönderdiğimiz değerler serialized şekilde duruyor. Bizim bunu tekrar Spring tarafında, yani backend tarafında kullanabilmemiz için, Kafka'dan çekmemiz için bunu deserialize etmemiz lazım. Bunun için de bir paket oluşturacağım. Bunun için de ufak bir deserializer işlemi yapacağız arkadaşlar. Böyle bir paket oluşturuyorum. İsterseniz modelimizi oluşturarak başlayalım. Hemen entity'mi ekledim. Bu bir entity. Data annotasyonunu kullanacağım. Oluşturdum. Builder gerekir mi? Ekleyelim. Belki ileride lazım olur. Bir ID değeri tutacağım. Ve product'ın name'ini tutacağım. Price'ını tutacağım. Ve stok değerini tutacağım arkadaşlar. Bu bir ID'dir. Buna da sadece bir strateji belirlesem yeterli olacak arkadaşlar. Tamam. Entity sınıfım hazır. Şimdi bunun isterseniz bir repozitorisini yazayım ben hemen. Tamam. Derseniz hemen servisimi yazayım. Servis olduğunu belirtmek için anotasyonumu koyuyorum. Hemen repozitörümü inject ediyorum. Tamam, inject işlemimi gerçekleştirdim. Ufak bir product ekleme, productları getirme ve product'ı update işlemini göreceğimiz için bir update, ufak update metodu yazacağım. Tabii bu product dönecek. Buralar hızlı geçiyorum arkadaşlar. Zaten kanalda bunlarla alakalı çok video var. Hangi product'ı güncelleyeceğim? Onun ID'sini alıyorum. Ve güncellenmesini istediğim product'ı seçtikten sonra set edeceğim değerlerin geleceği product'ı gönderiyorum. Göndermiş olduğum ID ile bir repository'den bunu find by ID metodunu kullanarak çekeceğim. Burada bir OLESTRO mantıklı mıydı arkadaşlar? Null deyip geçeceğim. Uzatmak istemiyorum.
O anki name'i update'ten gelecek. Name price'ı update'ten gelecek. Stok bilgisi update edilecekten gelecek. Get stock. Daha sonra da bunu repozitörünü save metoduyla tekrar yaptığımda ilk defa save çağırırsanız kaydeder arkadaşlar. İkinci kez save çağırırsanız o da üstüne değişikliklerle beraber yazar. Tamam. Şimdi bunlar isterseniz controller ismiyle son kullanıcıya bir açalım. Hemen servisi inject ediyorum. Dediğim gibi buralar hızlı geçiyorum. Buralarda biraz hızlı yapalım ki asıl amacımızın olan yerde daha çok vakit ayırabilirim. Body'den gelen göndersin. Allah. Bu da tamam. Şimdi update edeceğim kontrolümü yazıyorum arkadaşlar. Bu da bir product döndü. Update edeceğim product'ın pet'ten ID'sini göndereceğim. Ve buradan body'den update'teki setleyeceğim parametrelerin olduğu product'ımı göndereceğim. Daha sonra aşağıda servis katmanında yazmış olduğum metodu çağıracağım arkadaşlar. Birinci parametresi zaten ID'yi istiyordu. İkinci parametresi de update edeceğim. Edileceğini söyleyeceğimdeki set ettiğim product'ı söyleyeceğim. Bu bir put mapping. Şunu buradan gene kopyalayalım. Birebir tamam arkadaşlar. İsterseniz bir bu haliyle önce şuradan bir
Konteynerlarımı ayağa kaldırayım. Detach modda. Tamam, çok güzel. Gördüğünüz gibi ayağa kalktılar. Şöyle bağlantılarıyla alakalı bir sıkıntı var mı? Loglardan bir bakmak istiyorum. Kovuldum ayakta. Database'inde bir kontrolünü yapalım beraber arkadaşlar. Buradan bir bağlantı atalım. Bu porttaydı. Database'im buydu. Username ve şifrem buydu. Bir test connection atalım. Çok güzel. Database'im geldi. Şu an projeyi ayağa kaldırmadığım için tablosu olmayacak. Tamam, en azından bağlantımızı yapmış olduk. Projemizi ayağa kaldırmak istiyorum arkadaşlar. En azından bir çalışıp çalışmadığına bakalım. Çok güzel. Tablomuzu create etti. Bir refresh atacağım. Tablom geldi arkadaşlar. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi isterseniz ilk başta belirtmiş olduğum gibi burada artık Debezium'u PostgreSQL'imiz ayakta. Kafka'mız ayakta. Debezium'u artık devreye sokalım ki bu ikisi arasındaki bir bağlantımızı oluştursun bizim için arkadaşlar. Bunun için de dediğim gibi Debezium'un bir ayağa kalktığı hostla Connector isimli bir URL'den ulaşacağımız REST API'si var. Burada ben özelliklerimi belirteceğim. Bu özellikler doğrultusunda da benim için aradaki konnektör işlemini sağlayacak arkadaşlar. İsterseniz önce bir konnektörümüz var mı? Gördüğünüz gibi boş bir dizi attı, liste attı. Yani şu an Debezium'um ayakta ve buna bir post işleminde bulunacağım. Kullandığım konnektör Bootstrap Server'ım, Kafka 9092, Hostname'im, Port'um, Username'im, yani tamamıyla database'imin ve Kafka'mın özelliklerini oluşturuyorum. İsterseniz özelleştirebileceğiniz bazı durumlar var. İşte topic prefiksini verebiliyorsunuz. Yani benim topic'im bununla başlasın. Şurada key converter ve value converter'ını veriyorsunuz. JSON'ı destekliyor arkadaşlar. Ama ben şemaların gelmesini istemiyorum. Hani bu şemaları kullanılan ortam ben görmedim açıkçası. Yani zaten siz bunu Kafka'ya gönderdiğinizde topiğin içindeki verinin türünü bildiğiniz için ya bizim en azından bizim bugünkü yapacağımız işlemde bir aşağı şey kaydetmiyor. O yüzden ben bunları false olarak set ettim arkadaşlar. Bir gönderelim. Çok güzel. Oluşturdu bizim için. Şimdi get işlemini tekrar yaptığımızda benim için gördüğünüz gibi konnektörümü oluşturdu. Peki bu konnektör oluşturduktan sonra bakalım bizim Kafka UI'mızda neler değişti? Hemen call'a geliyorum. Gördüğünüz gibi benim için hemen offset değerlerinin tutulduğu topiği, config'lerin tutulduğu topiği, statüsün tutulduğu topiği otomatik olarak oluşturdu. Bu da veri tabanının ayakta olup olmadığını kontrol eden bir topic arkadaşlar. Zaten offset değerimiz belli. Şimdi isterseniz bir post işlemi gerçekleştirelim. Bir product oluşturalım. Pantolon 150 price'ı stoğu 2 olacak şekilde send ediyorum arkadaşlar. Send ettim. Bir pardon. Şuradan oluşturduğum getol oluşturuyorum. Tamam. Yani şu an veri tabanımda gördüğünüz gibi bir değerim oluştu. Yani Debezium artık bunu dinleyip, çünkü bir transactional log oluştu. Bunu dinleyip Kafka'da benim oluşturacağım prefiksini vermiş olduğu, dinlemesini istediğim bir topiye bunu göndermiş olması lazım. Produce etmesi lazım. Gelin isterseniz call tarafına bir tekrar geçelim. Gördüğünüz gibi şu an 5 tane topiğim vardı. Evet, çok güzel. Yeni topiğim geldi.
Giriyorum içine. Evet. Gördüğünüz gibi ID'si 1, Sto 2. Bunu Base 64 şekilde basmış. Rice değeri. Yani bir desimal vermeseydik olurmuş da neyse önemli değil. Name'i pantolon. Bunu yani çekerken şey yaparsınız arkadaşlar. String şeklinde çekersiniz. Sonra da bir Base64 dekod yazarsınız. O şekilde size gerçek değerini döndürür. Geçelim bunu. Yalnız şöyle bir değer, şöyle bir sıkıntı var. Ben şayet bir de bunu şey yapalım. Ne demek istediğimi bir anlatayım. Bir ID ile product'ı stok değerine o gün ürün gelmiş olsun. 100 yap. Tamam. Yaptık. Hemen Kafka tarafıma geliyorum. Gördüğünüz gibi düştü. Tamam. Benim 100 oldu. Ama before değerim hala null. Benim için before değerini kullanmayacaksam bir önemi yok. Ama ben bu null değeri back tarafında yani Java kısmında bir işlemde kullanacak olsam before nokta stock dediğimde tahmin edebileceğiniz gibi null point exception fırlatacak. Ben buna düşmemek için şöyle bir ayar yapmam lazım arkadaşlar. Yani bunu yapmazsak ya da farklı bir yöntemi varsa bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. İçine girip Postgre'mizin bir tablonun replika identisini full'a çekeceğiz. Kullanıcı adım bu. Database'im bu. Tamam. Bir tabloya bakmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi product tablom oluşmuş. Bu tabloda bir replika identitesini dediğim gibi full'e çekeceğim. Bunu yaptığımda, bu işlemi yaptığımda artık benim için buradaki before değeri değişikliği gelecek arkadaşlar. Bir deneyelim isterseniz. Tamam 100. O gün satışlar devam etti. Stoğumuz anlık 80'e düştü. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bir önceki değerim 100'dü. Artık geldi. Yani burada yapmış olduğumuz işlem tamamıyla hani before ile alakalı bir işlem yapacaksanız null pointer exception'a düşmemeniz içindi. Ha yok yapmayacağım diyorsanız zaten after'dan yürüyebilirsiniz. Şimdi benim burada gördüğünüz gibi tamamıyla JSON sisteminde tanımlanmış bir ana resimde de çizmiş olduğum gibi şurada after, before, operation ve source gibi bölümlerin olduğu kısım var. Benim bunu Kafka'dan çekerken bir mapleme yapmam lazım arkadaşlar. Yani burada bulunan görmüş olduğunuz JSON'ı alacağım. Java tarafında mapleyeceğim. Yani bir pojo haline getireceğim arkadaşlar. Her bir değişkenin karşılığının olacağı pojo sınıflarım olacak. Bu pojolardan da birleştirip en sonunda bunu oluşturacağım. Ve Kafka'dan çekerken de dediğim gibi burada serialize olarak verilmiş değerleri deserialize hale getireceğiz ve kullanmaya çalışacağız. Konsüm etmeye çalışacağız. İsterseniz geçelim. Pardon.
Bir de serializer'ım olacak. Bir de oradaki değerlerin tamamını modelleyeceğim arkadaşlar. Orada ne vardı? After vardı. Ne vardı? Before vardı. Source vardı. Ve hepsinin birleştiği çekeceğim ana kısım vardı. Şimdi after'a geliyorum. After bildiğiniz gibi benim entity'mle birebir aynı. Bunları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Hani REST template ile falan işlem yaptıysanız buradaki görmüş olduğunuz JSON property ile belirttiğim ID değeri, ID ibaresi buradaki değişken. Şöyle göstereyim. Buradaki değişken. Benim burada vermiş olduğum isimlendirme de benim kendi isimlendirmem. Before tamamıyla bunun aynısı. Yani bu anotasyonu dediğim gibi sadece maplemenin daha rahat olabilmesi için. Normalde siz yapmazsanız direkt mapliyor ama gene de bazen snake case'lerde falan kendi eşleştiremediği oluyor. İleride hata fırlatmasın diye ben yazmayı tercih ediyorum. Source'um vardı. Ve bunların tamamını kullandı. Bu pojon var arkadaşlar. Product zaten benim entity'm. Sonra dediğim gibi bunları çekerken bir deserializer'a ihtiyacımız olacak. Bunu da implement edeceğiz. Hangi class için kullanacağımızı yazacağız. Şu class için kullanacağım. İmplementasyonunu gerçekleştir. Burada sadece yapacağım ufak bir değişiklik var. Arkadaşlar, biliyorsunuz bu mapleme işlemlerini kullanabilmem için Object Mapper ihtiyacı doğuyor. Hemen onu bir oluşturayım. Daha sonra da şurada ufak bir işlemim var. Klasım bu olacak. Gördüğünüz gibi gelen byte'la bu klasa cast ediyorum arkadaşlar. Object Mapper'ın read value'suyla. Ama isterseniz Kafka'nın consumer'ını konfigürasyonunu yapalım isterseniz. Geliyorum. Böyle bir class oluşturuyorum. Bu bir configuration anotasyonuyla işaretlenmesi lazım. Bu da internetler yerde bulabileceğiniz bir Kafka config concurrent Kafka listener container faktörü oluşturuyorum. Aşağıda da bu consumer faktörünün özelliklerini set ediyorum arkadaşlar. Import etmiyorsun. Ya şunları özellikle koydum. Şayet bizim arkadaşlar direkt class'lar üzerinden entity'mize benzeyen bir class üzerinden Kafka'ya veri yazıp veri çekeceksek bunu JSON deserializer nokta value default type ile belirtebiliyoruz. Yani ben direkt product yazıp product alacaksam bununla haberleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şunu da sadece JSON deserializer'ı ekleyip aynen JSON verilerdeki haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Ama bizim dediğim gibi buradaki verilerde bazı değişiklikler olduğu için ben garanti olsun diye deserializer yazdım. Ama bunları da dediğim gibi burada belirtiyorum. Sadece product yazıp product okumak istiyorsanız şunlar yeterli olacaktır. Her şeyimiz tamam gözüküyor. İstiyorsanız bir
Yeniden başlatalım. Şimdi yeniden başlattığımızda tablolar yeniden oluştuğu için ve veri tabanındaki bazı değişiklikler tekrar oluşturulduğu için ben şunu bir daha tekrarlayacağım. En azından şeyi görebilirim diye. Before ve after kısmını. Şimdi bir de asıl işlemlerimizin yani Kafka'dan konsüm edeceğimiz sınıfı yazalım. Bu da gördüğünüz gibi şeylerde hala bir sıkıntı gözükmüyor. Bir komponent. Terminal kısmında görebilelim diye bir logo ekleyeceğim arkadaşlar. Logger factory nokta get logger bu klas için çalış. Tamam. Böyle bir şey bekliyorum. Listener anotasyonuyla işaretliyorum. Topiğimi vereceğim. Topiğim arkadaşlar. Garanti olsun. Şuradan bakalım. Product.public.product. Call'da belirli. Buna bir grup ID belirleyeceğim. Artık dinlemeye hazırız. Veriler ne zaman ki bu topeye düştü, bizim için artık burada işlenmeye hazır. Bakın artık get dediğimde benim için buradaki bütün değerler geliyor. Ben buradaki operation özelliğini kullanacağım. Diyeceğim ki get operation C ise yani ilk defa bir product oluşturuluyorsa bu benim. Nedir arkadaşlar? Buradaki after'daki değerimdir, değil mi? Before yoktur daha. İlk defa oluşturduğum için hatırlıyorsanız şurada ilkini açayım tekrardan. Gördüğünüz gibi before'un null. Benim için ilk oluşturduğum after'daki değer. Yani get after'ın get stone'u alacağım. Burada logger'da göstereceğim. Şayet ilk defa kuruluyoruz, create ediliyorsa DB-Zoom'dan bunu alacağız ve stok değerini basacağız arkadaşlar. Ha yok, bu zaten veri tabanında olan bir işlemse. Bu sefer get operation'ı nedir arkadaşlar? Tabii ki update'tir. Update işlemi gerçekleşiyorsa da yani kullanıcıya şöyle bir bilgi verelim. Eğer benim get after'ımdaki yani şuradaki get after'ımdaki son hali şundan verirsem daha iyi anlarsınız. Dedik ya 100 taneydi. İşte 80'e düştü. Şu halim sıfırsa nedir? Benim ürünüm kalmamıştır. Ben de bunu anlık olarak veri tabanından gördüğüm için kullanıcıya bilgilendirme yapacağım. Çok diyelim bu değerden bu değere düştü. Lütfen.
Ne yapıyoruz? Bir e-ticaret sitesinde bakıyoruz oraya. Örneğin bir ayakkabı alacağız. 36 numarası stokta kalmamış. Ne diyorlar orada? Stokta geldiğinde bana bir bildirim gönderin diye bir sizden istekte bulunuyorlar. Bizim de şu an yapacağımız o. Debezyum'dan anlık olarak stoğu alacağız. Eğer stok sıfıra düştüyse, yani bir diğer kullanıcı o an çekti ürünü, sepetinde onayladı. Sıfıra düşer düşmez biz Debezyum'dan onu alacağız ve artık onun için işlem yapılmamasını sağlayacağız. Get before'daki stok değerimdir. Birinci değişken. İkincisi de after'daki stok değişkenidir. Tamam. Şimdilik yani bizim kuracağımız iş lojiği bu şekilde. Bir yeniden oluşturma işlemi geliyorsa, hiç böyle bir ürünüm yoksa ne yapacak? Debezyum'dan alınan değişiklikle ilk oluşturulma stok değerini koyacak. Sonra ben bir satış işlemi yaptığımda da işte sıfıra düşerse şayet stoğumuz bizi bilgilendirecek. Yeniden başlatıyorum. Bakalım bir sıkıntı alacağız mı? Tamam. Kafka'ya konzüm oldu. Tamam. Hemen gördüğünüz gibi bir öncekini işledi arkadaşlar. Hemen aldı. Şurada konfigürasyonda Auto Offset Reset'i Earliest yaptığım için oradaki değişikliği direkt çekti arkadaşlar. Şimdi şuradaki null muhabbetine düşmemek için şunu tekrar yapıyorum. Yeniden başlattığım için database'deki verileri tekrar drop edip oluşturuyor. Geliyorum. Topla 20 tane olsun. ID'si 1 ile oluşturdu. Gördüğünüz gibi Debezyum'dan alınan değişiklik stok 20. Yani benim şuradaki operation'ı create olduğu için buraya girdi. Şimdi gelin buradaki 20 gömleği de biri gelsin alsın. ID'si 1. Şurada gömlek yapalım. Ve bu arkadaşımız hepsini almış olsun. Yani ikinci lojiye düşmeye çalışalım. Tamam. Gördüğünüz gibi Debezyum'dan alınan değişiklik stok 20'den 0'a düştü. Lütfen stok geldiğinde bildirim almak için tıklayınız. Yani gün sonunda şurayı da bir güncelleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gömlek için before'daki stok değerim 20, after'daki stok değerim 0. Büyük resme baktığımızda gün sonunda Spring'de oluşturduğumuz bir projede PostgreSQL'e oluşturduğum create route işlemlerinde bir transactional log oluştu arkadaşlar. Bunu da dinlemek için Debezyum'dan yararlandık. Debezyum'u sisteme katmamız için ayağa kaldırdığımız host'taki connectors URL'indeki REST API'li bir post işleminde bulunduk. Bu post işleminde de PostgreSQL'imiz ve Kafka'nın özelliklerini tanımladık. Daha sonra burada before, after ve operation, sort gibi değerlerin bulunduğu değişiklikleri alıp Kafka'ya produce ettik. Kafka'dan da bunu serialize edilmiş şekildeki bulunan veriyi deserialize ederek Spring'deki oluşturduğumuz kısma çektik. Burada da çekerken birebir burada oluşturduğumuz JSON formatındaki veriyi mapledik poj olarak. Oradan da gerekli işlemlerimizi yaptık. Benim bununla alakalı anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.